Polis kimliğini gösterdi. Sergi açılışına öyle girdi. Rus Büyükelçinin suikastçısı Ankara Çevik Kuvvet'te görevli bir polis memuru çıktı. Suikasti yalnız mı planladı? Bir örgüt bağlantısı var mı? Arkasında kim ya da kimler var? Evet, bu sorulara yanıt aranıyor şimdi. Takım elbisesini giydi, yakasına polis rozeti taktı, beline de silahını. Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen kişi Ankara Çevik Kuvvet'te görevli 22 yaşındaki polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'tı. Kıyafetini özenle seçti. Hiçbir detayı atlamadı. Takım elbisesi, beyaz gömleği, kravatı ve yakasındaki polis rozeti. Aslında Çevik Kuvvet polisiydi ama devlet büyüklerini koruyan koruma polisleri gibiydi tıpkı. Ve Büyükelçiyi adım adım takip etti. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın bir gün önce rapor alarak işe gitmediği öğrenildi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin hemen arka sokağında bulunan bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı da değerlendiriliyor. İki gün önce de sanat merkezine gittiği ortaya çıktı. Keşif yaptığı düşünülüyor. Her şeyi adım adım planlamıştı. 2,5 yıl polis olmanın vermiş olduğu bir deneyim vardı. Tavrı ve duruşuyla hiç şüphe uyandırmadı. Zaten suikaste giderken de bütün kapıları polis kimliğiyle açtı. Büyükelçinin kürsüye çıkmasını bekledi. Ve herkes büyükelçinin konuşmasına odaklanmışken o elini beline attı ve ağır ağır silahını çekti. Vurularak etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın kimliği tespit edilir edilmez geçmişine dair detaylar da bir bir ortaya çıktı. Altıntaş 2012 yılında İzmir Buca'da polis okuluna girdi. 2014 yılında mezun oldu. İlk görev yeri Ankara'ydı. O dönemdeki altları, üstleri ve kendi devreleri FETÖ'den meslekten ihraç edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında geçici görevle Diyarbakır'daydı. Altıntaş 16 Temmuz günü 2 gün izin alarak Ankara'ya geldi. O izni veren şube müdürü de FETÖ'den tutuklandı. Suikastçı Altıntaş'ın da yeni çıkacak kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilebileceği iddia edildi. FETÖ'nün uyuyan hücresinde olduğundan şüpheleniliyordu. Manisalı olan Altıntaş'ın ailesi Aydın Söke'de yaşıyordu. Babası, annesi, kardeşi ve dayısı gözaltına alındı. Ankara Keçiören'de aynı evi paylaştığı bir avukat arkadaşı vardı. Eve baskın yapıldı. Avukat arkadaşının Balgat'taki bürosuna da kilit vuruldu. Suikastçının gözaltına alınan dayısının Aydın'da kapatılan FETÖ okulunda görev yaptığı belirlendi. FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınıp daha sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dehşet anları fotoğraf karesine işte böyle yansıdı. Sergiye katılanlar canlarını zor kurtardılar. Büyükelçi işte bu kürsüde konuşma yapıyordu. Ve polis memuru suikasti gerçekleştirdikten sonra bir elini havaya kaldırdı. Diğer elinde silahla tehditler savurmaya devam etti. Altıntaş'a suikast talimatını kim verdi? Arkasında hangi güçler var? Büyükelçiye suikasti düzenlerken ona yardım edenler kimlerdi? İşte bu soruların yanıtları da hem Türk hem Rus yetkililerin yapacağı ortak soruşturma sonrası netleşecek. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne düzenlenen suikastin ardından gözler bugün Aydın'a çevrildi. Şov Haber'den Aytaç Kurnaz ve Başar Günal bugün Aydın'da adım adım iz sürdü. Suikastçının ailesinin gözaltına alındığı mahallenin yanı sıra doğup büyüdüğü o mahalleyi de buldu. Saldırganın komşuları ve arkadaşlarıyla konuştu. İçine kapanık bir çocuktu. Okumaya gitti, polis oldu dedik. Ama bunu duyunca gerçekten üzüldük. Asosyal, içine kapanık, sessiz. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni öldüren katilin profili bu. Doğup büyüdüğü mahallede yaşayanlar olayın şaşkınlığını yaşıyor. Akşamdan beri şoka girdik biz. Nasıl bir şeye karıştılar diye. Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un suikaste kurban gitmesinin ardından gözler Aydın'ın Söke ilçesine çevrildi. Yani katilin ailesinin yaşadığı adrese. Mevlüt Mert Altıntaş dün Rusya Büyükelçisi'ni silahlı saldırıda öldüren saldırgan. Biz şu anda o saldırganın uzun yıllar boyunca yaşadığı Söke'nin Kemalpaşa mahallesindeyiz ve dedesi, annesi, kız kardeşiyle birlikte işte buradaki küçücük evde yaşadı yıllar boyunca. Mahalledeki herkes onu tanıyor, onu biliyor. O da buradaki birçok insanı tanıyordu. Hatta o saldırgan polis olduğu zaman mahalledeki herkes çok sevinmişti. Ama dün yaşanan olayı duyduktan sonra herkes şoka girdi. O çocuk ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış teyzem? Haberim yok şimdi. Rusya Büyükelçisi'ni öldürdü.
Eyvah. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş annesinin ikinci evliliğinden dünyaya geldi. Dedesi ve anneannesi Rusya Büyükelçisini öldüren katili bu evde büyüttü. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın evine sadece 100 metre uzaklıktaki okuduğu lisenin önündeyiz. 2010 yılında buradan mezun oldu ve mezun olduğu yıl bir okul yılı düzenlendi. O yıllıkta öğrenciler birbirleri hakkında yorumlar yapıyorlardı. Çok sayıda yorum vardı ama Mevlüt Mert Altıntaş hakkında hiçbir öğrenci yorum yapmadı. Ve okulda onu okutan öğretmenleri de sosyal bir çocuk olmadığını ve hiçbir arkadaşı bulunmadığını söyledi. Ben arkadaş olduğunu hatırlamam. Yani bir arkadaşı olduğunu görmedim. İçine kapanık bir çocuktu. Bildiğim tek şeyi bu. Lise hayatı boyunca dersleri hep vasatın altındaydı. İki kez üniversite sınavına girdi ama başarısız oldu. Polis okulu sınavlarını kazanmasına da onu tanıyan kimse inanamadı. Yani çok zeki bir çocuktu. Nereden? Dedesinin de ifadesi alındı. Dün suikastin hemen ardından da polisler Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'de ailesinin 3,5 yıl önce satın aldığı o eve baskın yaptı. O evde suikastçının annesi ve babası kız kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Rus Büyükelçisine suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin kaldığı Söke Çeltik Mahallesi'ndeki apartmanın önündeyiz. 5. katta yaşıyorlardı. Annesi, babası ve kız kardeşi işte burada kalıyorlardı. Mevlüt Mert Altıntaş ara sıra izin aldığı zamanlarda buraya ailesini ziyarete geliyordu. Dünkü suikast olayı gerçekleştikten sonra polisler bu eve baskın yaptılar. Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesini gözaltına aldılar. Şok oldum. İnanamadım. 15 dakika önce Show TV haberde vurulduğunu duydum. 15-20 dakika sonra apartman polis duydu. Ben ilk başta şehit olduğunu düşündüm. İddiaya göre ailesi de evlatlarının bir suikast düzenlediğini polisleri karşılarında görünce öğrendi. Bana bunu nasıl yapar dedi yani kadın. Aşağıya indirdim yani şok oldu kadın. Altıntaş ailesi tam 3,5 yıldır buradaki apartmanda yaşıyordu ama son 2 aydır muhtarlığa kayıt yaptırmışlardı. Komşular yaşanan olaydan sonra tedirgin. Bilmiyorum ben telefonla konuşuyorum. Eve baskın yapan polisler didik didik arama yaptı. Anne Hamdiye Altıntaş, kız kardeş Seher Özeroğlu ve baba Esrafil Altıntaş'ın yanı sıra saldırganın iki dayısı ve yengesini de gözaltına aldı. Dershaneye gidiyordu. O dershaneye 3-4 yıl gitti bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra da zaten hiçbir bilgim yok. Değişmiş ki bunu yapabilecek bir karaktere gelmiş yani. Suikastçının babası emniyetteki ifadesinde içine kapanık bir çocuktu. Hiçbir şey anlamadık dedi. Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürüyor.